Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle SRC 1-2-3-4 2021 sınavlarında çıkacak uygulama örnek sınav sorularını çözüyoruz arkadaşlar. SRC 1-2-3-4 ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılarak 2021 sınavlarında çıkacak yazılı ve uygulama sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Ve arkadaşlar yavaş yavaş başlıyoruz. Serici uygulama sınav sorularından 3 tane çıkıyor. Sorulardan ikisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Soru sorulduktan sonra her bir soru için 60 saniye süre veriliyor. Bu süreyi 60 saniye içerisinde soruyu cevaplayabilirsiniz. Onun için acele etmenize gerek yok. Yazılı ve uygulama sınav hakkı ayrı ayrı 4 adet arkadaşlar. Teorik sınavı geçenler aynı gün uygulama sınavına da girebiliyorlar. Onun için okuldan ayrılmayın arkadaşlar. Evet, 62. Uygulama videomuzu çözüyoruz. Birinci sorudan itibaren. Evet arkadaşlar, sık sık son zamanlarda sorulmaya başlandı. Kontrolsüz kavşaklarla ilgili sorular uygulamalarda da çıkıyor. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır şeklinde bir sorumuz var. Kural olarak mutlaka kuralı bilin arkadaşlar. Dönüş yapan araçlar varsa en son geçiyor. Bakın, dönüş yapan motosiklet en son geçer. İki tane aracımız var. 2 ve 3. Her ikisi de düz gidiyor. Herkes kendi sağındaki araca yol verir kuralımız var. Trafikte 2 nolu araç sürücüsü 3 nolu araca yol vermelidir. Burada geçiş hakkı sıralamasına göre önce 3'ü geçiriyoruz. Daha sonra 2 numara. En son olarak da dönüş yapan motosiklet geçmelidir. 3-2-1 Denizli seçeneğinde var. Cevap Denizli arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuz motorla ilgili bir soru sorulmuş. Güç aktarma organlarından. Bu soruda sık sık gelen sorulardan birisi serice uygulama sınav sorularında. Şekildekilerden hangileri güç aktarma organlarındandır? A. Şaft. Yani birin olduğu yere bakın şaft gelir. B. Diferansiyel. Bakın ikinin olduğu yer. C. Aks 3. Evet. Diferansiyelle tekerleklerin arasına da aks gelir. Hepsi doğrudur şeklinde verilmiş. Hangisi güç aktarma organlarındandır verildiği için bakın arkadaşlar, Denizli seçeneğimiz doğrudur. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Süremiz 60 saniye arkadaşlar. Acele etmemize gerek yok. Üçüncü sorumuz da sık sık sınavlarda geliyor. 2021 uygulama sınav sorularında ve yazılı sınavında da sizlerin karşısına çıkacaktır arkadaşlar. Görüntüdeki araçta yangın söndürme cihazı kaç kilogram, kaç tane ve aracın neresinde bulundurulması gerekir? A. 6 kilogram 2 adet torpidoda bulundurulur. B. 1 kilogram 1 adet aracın kasasında bulundurulur. C. 6 kilogram 1 adet şoförün ulaşabileceği en yakın yerde bulundurulur. Kamyonlar için, görüntüdeki kamyon için sorulmuş arkadaşlar. Otomobillerde yangın söndürme cihazı 1 tane 1 kilogram sürücünün hemen yanında bulundurulmalıdır. Diğer araçlarda da, yani otobüs ve kamyonlarda da arkadaşlar 1 tane 6 kilogram olması gerekiyor. Şoförün hemen en kolay ulaşacağı yerde olması gerekir. Hemen şıklara da bakıyoruz. Şıklarda Ceyhan seçeneğinde 6 kilogram 1 adet şoförün ulaşabileceği en yakın yerde bulundurulur. Seçeneğimiz Ceyhan seçeneği.
Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz yine bir trafik sorusu arkadaşlar. Görüntüde otoyolda seyreden bir numaralı araç sürücüsü hangi yol kesimine girmektedir? A. Yavaşlama şeridi. B. Hızlanma şeridine. C. Orta şeride. Evet arkadaşlar, dikkat edin. Otoyolda seyreden otomobil sürücüsü otoyoldan çıkış yapacak. Yavaşlama şeridi mi, hızlanma mı, orta şeritte mi gitmelidir? Otoyol kurallarını anlatırken daha önce de anlatmıştım, söylemiştim. Otoyola girerken hızlanma, çıkarken yavaşlama. Buradaki bir nolu araç sürücüsü otoyoldan çıktığı için yavaşlama şeridini kullanmalıdır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Beşinci sorumuza bakalım. Otobüs, kamyon ve çekicilerde engel işareti kaç metreden görülmelidir? Engel işareti A 50, B 75, C 150. Evet arkadaşlar, kaç metreden görülmelidir? Kaza yaptığınız zaman engel işaretiyle kaza mahallinin arası kaç metre olmalıdır şeklinde sorulmuş bakın. 150 metreden işaretlememiz gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğrudur. Altıncı sorumuz. Tehlikeli madde taşıyan aracın kaç metre ilerisine park edilir? A 20, B o 50, C 100. Evet, tehlikeli madde taşıyan araçlarda arkadaşlar park ettiğimiz zaman en az 20 metre mesafe bırakılması gerekiyor. Cevabımız burada Adana seçeneği. Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında tehlikeli madde taşıyan araçlar diğer araçların arasında en az 50 metre mesafe bırakmaları gerekiyor. Park ettikleri zaman da 20 metre olması gerekir arkadaşlar. 7. sorumuz. Görüntüde görmüş olduğunuz aracı yurt içinde sürebilmeniz için hangi SRC belgesine sahip olmanız gerekir? SRC 2, SRC 4 ve SRC 5. Ticari taksiyi sormuşlar arkadaşlar. Bakın, ticari taksi kullanmak için hangi SRC belgesine sahip olmanız gerekiyor? SRC 1 uluslararası yolcu, SRC 2 yurt içi yolcu taşıma. Değil mi arkadaşlar? Bakın, burada verilen yurt içinde araç kullanmanız için SRC 2 almamız gerekir. Adana seçeneği doğrudur. 8. sorumuz yarış pistini sormuş. Sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Görüntüde görmüş olduğunuz yarış pistinde meydana gelen trafik kazalarını hangi sigorta karşılar? A. Ferdi kaza sigortası. B. Trafik sigortası. C. Hiçbiri. Evet arkadaşlar, yarış pistinde meydana gelen kazaları hiçbir sigorta karşılamıyor. Bilginiz olsun. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, Ceyhan seçeneğidir. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuz. Görüntüde görmüş olduğunuz araç sürücüsünün yeşil ışığın yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçen görme engelli kişinin geçişini beklemesi trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Yeşil ışık yanıyor. Görme engelli bir kişi yaya geçidinde karşıdan karşıya geçiyor. Burada A sorumluluk, B nezaket ve saygı, C trafik kültüründe birbirini uyarma. Evet, burada arkadaşlar karşıdaki kişiye nezaket ve saygımızı gösteriyoruz. Bekliyoruz, bize yeşil ışık yansa da geçidindeki görme engelli kişinin karşıya geçmesini bekliyoruz. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Hemen 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuz da yine sınavlarda sık sık geliyor. Görsele göre ilk yardımda bulunan kişilerin yaptığı davranış nedir? Bakın, görselimiz, buradaki görselimiz arkadaşlar.
A koruma, B kurtarma, C bildirme. Evet. Görsele göre baktığımız arkadaşlar koruma davranışına giriyor. Yani Adana seçeneği doğrudur. Bakın burada kurtarma, bildirme 112 112 acil servisine bildirme. Korumada evet resimdeki şeklimiz korumadır. Evet 11. sorumuz son sorumuz arkadaşlar. 11. sorumuz son soru. Görmüş olduğunuz kontrolsüz demir yolu levhasını gördüğünüzde ne yaparsınız? A durmadan geçerim, B korna çalıp geçerim, C uygun mesafede mutlaka dururum, sağımı solumu kontrol ederim. Evet. Arkadaşlar, burada kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaştığınızda uygun mesafede mutlaka durmanız gerekir. Sağınızı ve solunuzu kontrol ettikten sonra geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Dikkatli bir şekilde yol müsaitse geçmeniz gerekiyor. Evet burada Ceyhan seçeneğimiz arkadaşlar doğrudur. YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar dilerim. %100 SRC mülakat ve yazılı sınavları kazanma. Garantili örnek soruları kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.